Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sizlerle birlikte olmanın keyfiyle yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuzla birlikte sevgili izleyicilerimiz. Avukat Gülten Şahin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Değerli vaktiniz ayıp geldiği öncelikle ben teşekkür ediyorum. Bugün izleyicilerimizle yine özel bir konuyla birlikte olacağız. Özellikle tabii Evlenmek güzel, o evlilik kararını almak güzel. İyi yürütmek de çok güzel. Ee, ama iyi yürütülemiyorsa iyi bitirmek e, de çok önemli. E, yıpratmadan, hele ki ortada çocuklar varsa onların en az e, zararla çıkabilmesi adına öyle evliliklerin sürdürülmesi de önemli. Bir o kadar yıpratıcı olabiliyor. Ee, onun için boşanma kararını verme noktasından sonra e, boşanma süreciyle ilgili biz izleyicilerimizi aydınlatalım istedik. Değerli vaktiniz arıp geldi. bir kez daha teşekkür ediyorum. E, bugün e, izleyicilerimize paylaşacağımız konu boşanma davaları. E, boşanma davasının bir başlangıç prosedürü var. Arkasından dava bittikten sonra bir mal paylaşım kısmı geliyor. Değil mi? E, bu süreçler nasıl işliyor? E, bu konuda Nereden başlanıyor? Sebepleri nelerdir? Şöyle bir sohbetimizi başından alacak olursak neler söylemek istersiniz? Şimdi şuradan başlayalım. Ee, boşanma çok arttı gerçekten. Ee, program programa önce size de bahsettim ya. Gerçekten şu anda beni şaşırtan derecede 40 yaş üstü, 50 yaş üstü boşanma talepleri geliyor. Ee, hani benim jenerasyonuma kadar ben 40 yaşındayım. Ee, şeydi böyle bizim aile kültürümüz hani dayanabildiğin kadar dayan evlilik kutsal hani küçük sorunlar nedeniyle evlilikler sonlandırılmaz hani fedakarlık yapmak kadına düşer falan biz bu zihniyette büyütülmüş kadınlarız kızlarız ee, bizden sonrakiler böyle değil ee, benim de kızım var ben de öyle yetiştirmiyorum ee, doğru olan da öyle yetiştirilmemesi ayrıca fakat biz bundan dolayı yani bizim ben ve benden önceki jenerasyon aldığımız bu <laughs> aile kültüründen dolayı mümkün olduğunca hepimiz evlilikte her şeye katlandık. Bir de bize öğretilen yanlışları da doğru zannettik. Yani biz fedakarlık yapmak zorundayız. İşten ayrı, hani bir şey yapılması gerekiyorsa evdir, çocuklardır. İşten ayrılan biziz. Kim ne fedakarlık olursa olsun. Kadın tarafını diyorsunuz. Evet, yani bütün önce fedakarlık yapmak veya sorumluluk kadına düşüyor. Kadını dışarıdaki hayattan kopartıyorsunuz, iş yaşamından kopartıyorsunuz. Her türlü fedakarlıkta çalışmayacaksa, işini bırakacaksa o bırakıyor. Bir Gezmeye gidilmeyecekse, çocuklara bakılacaksa o bakıyor. İşte eşim başka bir yerde işi varsa veya ayrı çalışılması gerekiyorsa, çocukların okulu orada ise atıyorum yani yaşadığımız örneklerden hangi konuda olursa olsun mutlaka fedakarlık yapılması gereken kişinin kadın olduğu bize öğretildi ve bana kadar da ben de dahil olmak üzere biz bunları yaptık. Yani. bir şimdi bizim gözümüz açıldı gerçi ama <gülüyor> 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 ee, bu doğru değil bence. Evet. Hani ki, e, kız çocukların okuma oranı artık erkekleri geçiyor. Hani bu anlamda her alanda kadınlar e, artıyor. E, artıyor her alanda. E, artık uyum sağlama konusunda bir taraftan eksik kalmaması lazım muhakkak ki. Tabii e, bizim kültürümüz ne diyordu eski kuşaklarda? Hele siz şimdi kırklılardınız bir de annelerimizi düşünün. Hani gelinliğine gidersin, kefeninle gelirsin. De yani e, hiç seçenek var mı? Hani bu şeyin içerisinde. İşte onu anlatıyorum. Yanlış olan buydu. Şimdi bu kültür kırılıyor. Yani kadınlar isyan ediyorlar cesur olan kadınlar işte mesela Duygu Asena e falan böyle feminist diye bilinir ama bence Türkiye'de ciddi bir yol açmıştır bu anlamda. Kadınsın sen de değerlisin sen de en az erkek kadar önemlisin. Hani orada aslında feministlik böyle kadın üstünlüğü gibi algılanıyor ama bence eşitlik anlamında bunlar hep. Yani sen de bireysin erkek neyse toplumda sen de onun kadar bir bireysin eşitsiniz her alanda eşitsiniz. Ya Ev işinde niye erkekler ev işini paylaşmıyorlar? Niye çocuk bakımını paylaşmıyorlar? Niye çamaşırı, ütüyü vesaireyi paylaşmıyorlar? Var mı engel? Ama o erkekleri yetiştiren de yine biz kadınlarız. Acayip bir sarmal yani kendi içerisinde efsane devam ediyor. Hani önce biz kadınlar bence şimdi 40 yaş üstü kadınların hani 30 yıllık 40 yıllık evli kadınların da boşanmak talebiyle gelmesinin altında bu olduğunu düşünüyorum. Ben. Hani maymunun gözü açıldı bence. Hani artık kimse kimseye katlanmak zorunda olmadığını yaptıkları fedakarlıkların o öğretilen kültürden kaynaklandığını ve yanlış olduğunu aslında mutsuz olduklarını fark ediyorlar bence. E doğru da yapıyorlar. Hı. Ya kısacık bir ömrümüz var. Yani bu ömrümüzü hep birilerini taşıyarak, hayatın yükünü sırtımızda götürerek ve kendimizden fedakarlık yaparak neden götürelim ki? Götürmeyelim de yani. Hı. Hani lütfen erkekler de bize saygı duysunlar. Onlar da biraz fedakarlık yapsınlar. Hayatı gerçek anlamda paylaşalım evlilik o değil mi Tabii. Ancak bu olursa bence boşanmaların oranı tekrar azalmaya başlayabilir artık Bence kültürümüz toplum baskısı Mahalle baskısı engellemiyor boşanma kararı vermeyi evet. engellemiyor Bıçak kimya yani Hatta gençler çok daha şey çabuk boşanıyorlar çok sudan Tabii. bahanelerle evleniyorlar şeydi aslında. Oyun gibi, gibi evleniyorlar. Öyle şeyler gibi. görüyorum ki ben. Oyun gibi evleniyorlar. İddiaya girip evleniyor. <laughs> İddiaya girip evleniyorlar. 15 <laughs> gün sonra aa olmadı deyip hadi boşanalım diyorlar. Hani gençlerin durumu da bu. Böyle tabii o da bir o da yanlış. O da yanlış. O da yani hani söylerken biraz önce söylediklerim böyle olsun diye söylemiyorum. Ee, Gül Hanım daha çok e, boşanma talebiyle mahkemeye başvurularda kadınların e, talebi mi fazla erkeklerin mi? Yok ya öyle bir oran yok bence. Yok mu? Yani ben en azından bana gelen talepleri düşünüyorum kendi boşanma davalarımı. Erkekler daha çok, kadınlar daha çok diyemem ee, ki ben kadınlarla ilgili alanda çalışıyorum biliyorsunuz kadın hakları ile ilgili falan, kadına karşı şiddetle ilgili vesaire çalışmama rağmen hani teşvik ediyoruz katlanmayın diye. Yasal haklarınız bunlardır diye. E, paranız olması gerekmiyor. İşte hiç para harcamadan, adli yardımdan faydalanabilirsiniz. Aile mahkemesinden kararlar alabilirsiniz. Vesaire. Hep bunları öğretiyoruz. Ona rağmen ben e, hani kaç yıldır bu alanda çalışıyorum. Kadınların talebi daha fazla diyemem. E, kadınların gözü açıldı tamam da ama e, yine de hani oran olarak erkekler de boşanmayı istiyorlar. Hani erkek kim erkek şunu seviyor gördüğüm kadarıyla. Yani genelleme yaparak söylüyorum. İstisnalarımız mutlaka var. Ee, aynısı kendine sorun çıkartmıyorsa, kendisine hiç karışmıyorsa, evde anneliğini Konforu yapıyorsa, var. hani çocukların anneliğini yapıyorsa erkek için bu yeterli. Hani verdiğiyle yetiniyorsa e, böyleyse zaten sorun yok. Ama kadın e, hani gözü açıldı dedik ya Kadın hayır sen de katılacaksın bu Tabii. yanlış vesaire diyorsa bu sefer erkek de ona tahammül edemiyor benim gördüğüm kadarıyla. Hani doğal olarak kadın talepte bulunmaya veya eleştirmeye başladığı zaman erkeği sorun çıkıyor. İki taraftan birisi mutlaka boşanmaya gidiyor. Eğer halledemezlerse birbirlerine adam gibi yaklaşamazlarsa hani konuşmayı beceremezlerse sorun çözmeyi beceremezlerse mutlaka iki taraftan birisi adliyeye müracaat ediyor, boşanmak için geliyor ya da en azından danışmanlık alıyor, ayrılık kararı alıyor, fiilen ayırıyor önce yaşamın dava açmasa bile. E ne oluyor baştan nafaka bilmem ne davası oluyor ama sonrasında mutlaka bunlarda boşanma davasına dönüşüyor. O nedenle yani erkek çok, kadın çok demek bence mümkün değil. Şey yapılabilir, adliyenin bakanlık istatistik çalışma yapıyor her yıl sonunda işte ne tip davalar açılmış? Kaç tane boşanma davası açılmış 2012'de? Kaç tane nafaka davası açılmış? Kaç tane velayet davası açılmış? Kaç tane tazminat davası açılmış? Bunları açanlar davacıların kaç tanesi kadın, kaç tanesi erkek gibi böyle bir istatistik çalışma yapılıyor ama ben bunların sonucunu bilmiyorum. Yani nedir, ne değildir. Belki onlara bakıldığında böyle bir oran var mıdır? varsa kadın daha çok erkek daha çok denilebilir ama hani ben kendi gözlemim ve bana gelen taleplere baktığımda hiç de öyle bir kadın ya da erkek fazlalığı görmüyorum. Sizin eşit daha dağın homojen bir yapıda geliyor herhalde. Valla ben diyorum kadın alanında çalışmama rağmen bana erkekler de geliyor. Bayağı da geliyorlar yani. Hiç öyle şey diye gelen olmadı. Hani siz kadınlarla ilgili alanda çalışıyorsunuz. Kadın tarafını tutarsınız. ...bizim işimizi yapmazsınız deyip... Yani ...öyle bir eleştiri ama hiç almadım. Ama tabii e, profesyonel yapmak zorundasınız. Sen ne kadar sosyal sorumluluk anlamında... E, e tabi, ...bu baroda, benim işim. bu anlamda kadına destek oluyorsunuz... ...sosyal sorumluluk anlamında yapmış olduğunuz... ...çok özel hani çalışmalar oluyor ama... ...öte yandan e, profesyonel bir... E, ...hukuk e, danışmanı... Avukatım ben yani. Sonuçta evet. Benim müvekkilim Ahmet olmuş, Ayşe olmuş... ...fark etmiyor. Müvekkilinizin haklarını koymak adına hareket etmek durumundasınız. Tabii ki yani öyle. profesyonel yaklaşımda bunu gerektirir. Şöyle peki hani istatistik anlamda hani böyle bir rakamı tam e, bilemiyorum dediniz ama bir de bir şey e, söylenir o doğru mu? Hani eğitim süresi, seviyesi arttıkça boşanma konusunda e, karar almak kadın açısından biraz daha zorlaşıyormuş hani biraz daha mı e, ego yapılıyor daha mı farklı oluyor hani e, aslında eğitim seviyesi az hanımlar daha böyle boşanma konusunda kolay, ha kolay harekete geçebiliyor falan gibi e şeyler de Böyle bir şey var mı bence sizce? Bence yok. Çünkü bence tam tersi ee, o mahalle baskısı o ek ekonomik seviyenin düşük olduğu yerlerde de kalktı. Eskisi gibi değil en azından. Hani e çok az görüyorum ben artık şey diyen yani bize boşanmak için gelen olduğu gibi boşanmamak için açılmış bir davada boşanmak istemeyen insanlar da geliyor. Sonuçta yine boşanma davasına giriyorsunuz. Fakat orada da boşanmamak üzerine çalışıyorsunuz. Hani boşanma kararı verilmesin. Aile tekrar bir araya gelsin diye çalışıyorsunuz ben çok net hatırlıyorum yine son gelen birkaç olayda ekonomik seviye çok aşağıda. Hani bunlar bizim hep yardım amaçtı. Adli yardıma yönlendirdiğimiz, adli yardımdan avukatı belli olduğunda elimizdeki doneleri verdiğimiz, hani verileri verdiğimiz bu anlamda destek olduğumuz kadınlar. Onlar mesela şey diyor, adam eve gelmiyor. Üzerinden kapıyı kilitleyip gidiyor. Eve beş kuruş para bırakmıyor. Kadını bütün yiyeceğini içeceğini köyden ailesi getiriyor getiriyor. Ee, başka bir risi olduğunu hayatında söylüyor adam zaten. Ee, ona rağmen diyor ki boşanmasın. Neden? Ayıdır uyudur <laughs> ayıydık yani, uyuduk kocam uyuyup. Yani işte başımda dursun. <laughs> ya adam sana eziyet ediyor, hakaret ediyor, aşağılıyor, aldatıyor. Hiçbir şekilde sana bakmıyor, çocuğuna bakmıyor. Ya bunu da anlayamıyorum. Evet. Hani böyle diyen de var, boşanmak istemem, bir sürü boşanma nedeni olmasına rağmen. Fakat gördüğüm mahalle baskısının o seviyede de, o kültür seviyesinde, o ekonomik seviyede de azaldı. Eskiden bize, ay bana dul derler, şöyle yaparım, bunları çok az görüyorum artık. Hani ya başımda dursun da yeter ki bir erkeği var desinler, çok az görüyorum ama çok az görüyorum. Eskiden bu daha fazlaydı. Hı. Şimdi e, kadınlar bu anlamda daha cesurlar, daha kendilerine dönükler ama e, hani e, kültür seviyesi yüksek ya da ekonomik seviyesi yüksek kadınlar zor karar alıyor. E, diğerleri kolay. Öyle bir şey yok Ayşe Hanım. He. Yani her seviyeden Artık insanı herkes, görüyorum ben. He, hayatını sorguluyor. Kişi çok subjektif bu konular. Kişi kendi açısından bıçak kemiğe dayanıncaya kadar kadınların ortak tavrı bu. Bıçak kemiğe dayanıncaya kadar bekliyorlar. Ama kimisi için bir aldatma bıçak kemiğe dayandırıyor. O bitiriyor. Kimisi için işte biraz önce anlattığım örnekte onu yapıyor bunu yapıyor yine bitiremiyor. Yani bitmesini evet. istiyor. Yani öyle bir ortalama tutturmak ya da bir standart vermek benim açımdan mümkün değil. Hı hı. Şimdi boşanma davaları nasıl oluyor onu anlatalım. Evet nedenleri nedir? Hani nasıl açılıyor? Hani şeyimiz Elimizdeki kadın ve erkek profili böyle. Tablomuz böyle. İnsanlar dediğim gibi çok sübjektif. İnsanların kendi açısından tahammül edemedikleri noktaya geldiklerinde önce kendi işlerinde sorguluyorlar. Benim gözlemlediğim biraz aileyi orayı burayı yokluyorlar. Çok bıçak kemiğe dayandıysa kimse bir şey sorgulamıyor. Yani soluğu adliyede alıyor de avukat da avukatta alıyor. Ya tahammül etmesinler de zaten. İki insan birbirinin hayatını cehenneme çeviriyorsa o doğal olarak çocuklar varsa onların da hayatı düzgün değil demektir, kötü demektir. Yani birbirlerine eziyet etmenin, bunu böyle sürdürüp gitmenin bir anlamı yok. Lütfen ayrılsınlar yani. Adam gibi ayrılsınlar. İyi ayrılsınlar. Birbirlerinin yüzüne bakabilecek şekilde ayrılsınlar. Ama bunu o kadar az görüyorum ki ben de eşimden ayrıldım. Ama bizim sadece karı kocalığımız bitti. Bizim her türlü Sosyal münasebetimiz, arkadaşlığımız, dostluğumuz devam ediyor. İyi bitirmeyi adliyedeki... bildik diyorsunuz yani. Yani becerebildik onu. Ee, ama adliyedeki hakim arkadaşlarımız dahil olmak üzere. Ee, nasıl yani? Şimdi ben e, çocuğumu alıyorum, kıyım <laughs> gidiyorum. Onlarla ortak program yapıyorum vesaire. Nasıl ya? Sen hala eski eşinle bir daha ailesiyle görüşüyorsun. Hani bunu te bunun tepkisini verenler de hani bizim camiadaki insanlar. Yani. Ee, ama bu böyle ya. Ya bunu yapabilmek gerekiyor. Ben, e, Hiç de zor değil. Ayrılmış olmam. Çocuğumun kan bağını koparmış aldım anlamına gelmiyor. Ya bizim ama... karı kocalığımız bitti Ayşegül Hanım. Sadece biten bu. Evet. Bunun dışındakiler ama e, kültür şöyle, mantık şöyle. Yani boşandıysan birbirinle görüşmezsin. Çocuğundan da boşanırsın. Aynen öyle. Erkekler zaten çocuklarından da boşanıyorlar. Ee, ama kadın da erkek de bir daha o kişiyle görüşmez, ortak hiçbir şey olmaz, ailelerle de görüşülmez. Böyle bir mantığımız var. Bana ben şimdi benim çocuğum da çok mutlu, ben de mutluyum, eski eşim de mutlu, hiçbir sıkıntı yok. Hani çocuğumun da e, ne zaman istese babaya gidiyoruz, ne zaman desek baba geliyor, ne zaman bir okul faaliyeti olsa geliyor. Hani çocuğum da şey hissetmiyor hiç. Ee, baba eksikliği vesaire hissetmiyor. Çok arkadaşları da aynı şekilde. Ne zaman bir okul programı olsa annesi babası yanında. Hiçbir problem yok. Hani bunu keşke herkes yapabilse. Yapabileni de eleştiriyoruz. Çok kötü bir şey bu. Evet. <laughs> doğru, o daha acımasız aslında. Ya yapabileni de eleştiriyoruz. Doğru değil. Yani ha. insanlar bıçak kemiğe dayandığı zaman Hani ben gerçekten boşanma dava çok yoğun giriyorum boşanma davalarına. Yani işimin neredeyse %70'i boşanma davaları ama yine de her gelene hani diyorum ki ya, insanın e, özel yaşamını, çok özel konularını hiç tanımadığınız bir hakime anlatıyorsunuz. İki tarafın avukatı oluyor, bir katip oluyor. Arkada duruşma salonunda bekleyen insanlar ya da avukatlar oluyor. Bütün özelinizi anlatıyorsunuz. Alenileşiyor yani bence yapmayın bunu yapmadan hani bir de tek taraflı bir şey olmaz ki Ayşegül Hanım. Siz e, her şeyi ben alayım derseniz bu olmaz yani uzlaşma iki tarafında fedakarlık yapmasıdır. Yani bir malınız mülkünüz varsa ortak paylaşmak hani her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde paylaşabilmek lazım. Çocuklar konusunda velayet konusunda gerçekten çocukların menfaati iyi gerektiriyorsa... O öyle karar verip çocuklar kendisinde kalmayan tarafında bunu desteklemesi, çocuklarla da bağını kopartmaması lazım. Ama genelde ne dersem diyeyim olmuyor. O öfke insanların ilk anda boşanma kararı verdiklerinde duydukları öfke onları karşı tarafa zarar vermeye yöneltiyor. Yani öfkeleri ancak öyle diniyor. İçleri öyle soğuyor. Hani ne yapabilirim? Şöyle geliyor sorular. Ne yapabilirim? Nasıl zarar verebilirim? Haklarım ne benim? Yani sonuna kadar kullanmak istiyorum falan diyorlar. E tamam haklarınız bunlar ama bakın çok öfkelisiniz. Biraz sakin olun. Yani bak çocuğunuz böyle etkilenir, bu böyle etkilenir. Veya işte e, çocuklarla ilgili çocuk kimdeyse diğerine göstermiyor. Hani bunu bu şekilde kullanıyor. O göstermiyor diye, o ona eziyet ediyor diye diğer taraf görüşmekten vazgeçiyor. Veya işte çocuğu bana karşı dolduruyorlar vesaire diyor. Benim tavsiyem hep şu oluyor. Bakın siz çocuğunuzdan ayrılmıyorsunuz. Çocuğunuzla değil sorununuz. Çocuğunuz şimdi küçük olabilir. Karşı tarafın tesirinde kalabilir. Sizi sürekli kötülüyor olabilirler. Ama siz olması gerektiği gibi asla karşı tarafı kötülemeden çocuğunuzla olması gerektiği gibi hatta o konuyu açarsa bile ya doğru değil onlar. Yanlış düşünüyorlar. Değil, kapatın. Yani Çocukla bunu da tartışmayın. Çocuk büyüdüğünde Artık soyut kavramları geliştiğinde, hayatı tanımaya başladığında geriye dönüp bunları hep yargılayacak zaten. Yani hayat herkese yaptığı iyi ya da kötü şeyin bedelini ödetiyor. Siz o bedeli iyi de ödeyebilirsiniz, size pozitif de dönebilir, kötü de dönebilir. Siz de çocuğunuzu kullanıyorsanız Karşı tarafta buna hiç tepki vermiyor, çocuğu size karşı kullanmıyorsa, inanın ilerleyen zamanda çocuk büyüdüğünde, belki o gün siz mağdur oluyorsunuz ama sabretmeyi bilirseniz ileriki dönemde çocuğu siz kazanıyorsunuz. Ben bu nedenle hep bu tavsiyede bulunuyorum. Çocukların kullanılmasından çok rahatsız oluyorum. Her iki tarafı da eğer karşı tarafla da bir şekilde kontak kurmam mümkün olursa, çünkü gerçekten en çok bu yapılıyor taraflar. En çok birbirlerini acıtmak için çocukları kullanıyorlar. evet. Yani bir de şimdi çocuklar dediğimiz zaman canımızı bilebileceğimiz varlıklarımız değil mi? Ama nedense ee, boşanma davasında. Boşanma davalarında en çok da zarar verdiğimiz sırpaladığımız onlar oluyor herhalde. Evet en çok birinci e, kademede Mağdur. ilk kullanılan şey çocuklar oluyor. Kesinlikle biri diğerine göstermiyor. Diğeri işte okulundan kesiyor parasını kesiyor. Yani her iki tarafta elinde ne koz varsa ki bu genelde ortak konu çocuk olduğu için çocuk üzerinden gidiyor. Ama aslında çok büyük zarar veriyorlar. Kendilerine değil. Herkesin sonra Ayşegül Hanım inanın öfke geçiyor herkeste. Sonra herkes kendine yeni bir yaşam kuruyor. Ama çocuk o dönemde yaşadıklarıyla kendine bir yaşam kurmaya çalışıyor. Tüm karar almalarında, tüm kadın erkek ilişkilerinde, flörtlerinde ya da evliliğinde o yaşadıkların etkisi mutlaka oluyor ve bunlar olumlu olmuyor böyle olursa. Yani 17 yıllık avukatım ben gözlemlediklerim böyle. Evet. Doğru da bulmuyorum. Hani bir kadın olarak, bir anne olarak, bir insan olarak tarafların çocuklarını birbirlerinin öfkelerini dindirmek için kullanmalarını doğru bulmuyorum. Evet. Çok uyarıyorum ama tabii engel olamadığımız var. Hiç o öfkeyle yani, duymayan da var. Bu eğitim seviyesiyle falan da alakalı değil değil mi? Hiç yani, alakası yok. Hani Bugün ben size karşı çıkıp yani aynı hatayda yapabilir duruma gelebiliyorum. Bakın bu... sizin başınızda değilse hani bugün üçüncü kişileri konuşmak çok kolay. Ama kendiniz yaşamaya başladığınızda iş değişiyor. Yani diyorum öfke oradaki. O öfke o kırgınlık duygusu. Bunu bana nasıl yapar duygusu. insanları acımasız yapıyor. Her şeyi kullanabilir duruma getiriyor. E, doğru değil yani bu keşke evlilik boşanma kararından önce böyle bir herkesin danışmanlık alabilecek imkanı olsa ya da böyle bir yasal şart olsa. Aslında mesela bizde hakimlerin, e, aile mahkemesi hakimlerin böyle bir görevi var. Öncelikle tarafları barıştırmak olur bir tarafı varsa taraflarla görüşmek konuşmak ama bu tabii kağıt üstünde var yani şöyle oluyor fiili uygulaması <laughs> ee, ya iş işte, bak çocuğunuz var emin misiniz hani kolay değildir evlilikte sorunlar olur lütfen barışın barışmayın hiç mi niyetiniz yok gibi hakim sorular soruyor ama bu kadar yani ben onlar da haklı bu kadar iş yoğunluğunun içerisinde mümkün değil böyle taraflarla görüşmeleri de ya tabii. işte şu mudur da bu mudur deyip tabii. barıştırmaya çalışmaları da zor zaman açısından zor. Zaten bir Ama, sürü değerlendirmeden süreçten geçtikten sonra hakim karşısına geçiyorsunuz. Tabii tabii tabii. Değil tabii. mi? Ama şey oluyor bazen e, bazıları da e, kendileri bir dilekçe yazıp veya birilerinin dolduruşuyla bizim öyle bir kültürümüz de var. Yani öyle bir insan yapımız da var. Hani başkalarını gaza getirmeyi çok seviyor insanlar. Peki evet. ya Karı kolay. kolay. Aynen. Kolay öyle. Aynen öyle. Şimdi toplumda çok karıştırılan konular var. Onlara geçmek istiyorum. Boşanma davası ile ilgili. En Hı -hı. çok da 2002'de Medeni Yasa değişti. Mal paylaşımıyla ilgili. Evet. Yani. Zannediyorlar ki mal paylaşımı ile boşanma davası aynı şey. Aynı şey. İkisi bir arada görülüyorduk gibi düşünüyorlar. Öyle değil. Önce bunu ayıralım. Onu ayıralım. O zaman bir reklam arası verelim. Reklamların tamam. ardından daha geniş değerlendirelim. Tamam. Boşanma ayrı bir kavram. Mal paylaşımı ayrı bir kayra. Ay ikisi ha. ayrı davalar, bir arada görülemiyorlar. <laughs> Birlikte görülebilen davalar yani değil. Seni boşadım, sana da şunu verdim, sana da bunu verdim denilmiyor. Hayır, yani. anlaşmalı yaparsanız ayrı. Ama anlaşmalı olmayacaksa önce bir boşalma davası görülecek, bitecek, ondan sonra mal paylaşımına geçebiliyorsunuz. Hı -hı, tamam. Reklamdan ardından tamam. detayları vardı Değerli izleyicilerimiz küçük bir aradan ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Özellikle karıştırılan noktalardan bir tanesi boşanma davası ve mal paylaşımının bir arada olduğunu düşünülmesi dediniz. İkisi farklı dava dediniz. Ee, bir anlaşmalı boşanma var bir de çekişmeli boşanma var. Bunları bir de teknik olarak tanımlarını alabilir miyiz? Tamam, şimdi iki tür boşanmamız var zaten. Anlaşmalı boşanmamız ve çekişmeli boşanma. Ee, anlaşmalı boşanmada her konuda anlaşmanız gerekiyor. Boşanma davasının konusu boşanmadır. Çocukların velayetidir. Tarafların birbirinden istediği nafaka varsa nafakadır. Maddi manevi tazminattır. Şimdi bu konularda anlaşıyorsa taraflar diyorsa ki boşanmaya karar verdik. İşte çocuklarımız annede kalacak. Her ay baba çocuk için şu kadar nafaka ödeyecek. Anneye şu kadar ödeyecek. Neyse anlaşmaları. Maddi manevi şu kadar maddi bu kadar manevi tazminat veya istemiyoruz tazminat ama mutlaka istiyoruz istemiyoruz olumlu olumsuz bu konularda karar verecekler. Ondan sonra hakim önüne gidiyorsunuz. Yalnız evlilik bir yılı geçmiş olacak. Evlilik bir yılı geçmemişse bu tür bir anlaşmalı boşanma yapamıyorsunuz. Hı hı. Ha onu da yapıyoruz. Hani böyle kılıfını bularak da yapıyoruz. Ne oluyor? Normal hiç suya sabuna dokunmayan bir dava dilekçesi hazırlayıp açıyoruz. Karşı taraf geliyor. Evet doğru diyor. Ben de istiyorum boşanmak diyor. İki tane tanık dinletiyoruz. Aslında o da anlaşmalı boşanma ama teknik anlamda anlaşmalı. protokol yaparak da eee gidip hakimin önüne sadece iki tarafı çıkartıp da boşanmak istiyoruz. Bu şartlarda anlaştık demek teknik anlamda boşan, anlaşmalı boşanma. Bunu söyleyebilmek için tüm bu konularda anlaşmak gerekiyor. Bazen şey diyorlar. Ya çocuğun velayeti konusunda anlaşamadık. Diğer konularda anlaştık. Bunu hakime bırakıyoruz. Bu konuda da hakim takdir etsin falan olmuyor. Orada hakimin takdir yetkisi yok. Yani siz her konuda anlaşacaksınız. Hakimin takdir yetkisi şurada var. Hiç e, aksini görmedim ama yasa diyor ki hakim yaptığınız protokolü uygun görürse hani onaylaması gerekiyor. Hakim yaptığınız protokole karışabilir. Yani hayır velayeti konusunda baba daha uygun diyebilir. Babaya verilmiştir anne daha uygun diyebilir vesaire. Hani karışabilir protokole onaylamayabilir. Hakimin yetkisi orada ama sizin anlaştık biz diye hakim önüne gitmek için mutlaka dediğim bu konularda anlaşmanız ve evliliğinizin bir yılı bitirmiş olması gerekiyor. Anlaşmalı boşanma dediğimiz konu bu. Çekişmeli boşanmada aradaki fark şu. Bir taraf dava açıyor ve diyor ki ben boşanmaya karar verdim. Şu 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 nedenlerle ya da şu nedenle. Ee, siz davacı olarak gösterdiğiniz o nedeni ispat etmek zorundasınız. Atıyorum dediniz ki beni aldattı. Aldattığını, sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini siz ispat etmek zorundasınız. Bunu nasıl ispat edersiniz? Şimdi artık yeni Ekim'den beri usul yasası da değişti. Artık şeyler, mailler falan da delil kabul ediliyor. Son 1-2 yıldır zaten şeyleri cep telefonu dökümlerini çok fazla kullanıyoruz. Hani bir sevgilisi varsa sürekli aradığı bir numara, uzun konuşmalar, normal günlük ilişkilerin olmayacağı saatlerde uzun uzun görüşmeler. işte karşı tarafın aboneliği kime ait getirtiyoruz bakıyoruz bir kadınsa işte diğer delillerde de bunu doğruluyorsa falan tek başına şey yeterli değil bunlar ama başka delillerle doğruluyorsa ha bunlarla bir sürü delilimiz var. Fotoğraftı, maildi, tanıktı. Bunlarla bu iddiamızı ispatlamamız gerekiyor. İspatlamışsak ondan sonra ancak ve şimdi şöyle her iddiada değil sizin iddia ettiğiniz olayların da boşanmayı gerektirecek olaylar olması gerekiyor. Yani e, işte canım istedi, bir ara Yargıtay'dan şey karar çıktı. Elektrik uymadı egom çatıştı. Ha yani, şimdi lafın <laughs> birini bırakıp birine geçiyorum. E, geliyorlar, diyorlar ki boşanma için geliyor. E, biz boşanma davası açmak için geldik. Sorununuz ne? Şiddetli geçimsizlik. Yani nedir geçimsiziniz? İşte şiddetli geçimsizlik diyor. <laughs> ya bana somut olay anlatır mısınız? Dövüyor mu, sövüyor mu, aldattı mı, hakaret mi etti, aşağıladı mı, şiddet mi uyguladı? Ne oldu? Zina mı yaptı? Akıl hastası mı? Sebep ne yani? Bana bir şey anlatın somut bir şey. Fikrimiz uyuşmuyor. Ya tamam nasıl yani? Hani somuta indirge bunu. Kavga yapıyoruz. <laughs> Ha şimdi dediğiniz gibi seçimlerde kavga yapıyorsunuz, televizyon programını sen maçı seyredeceksin, ben diziyi seyredeceğim diye kavga ediyoruz, anlaşamıyoruz diye boşanılır mı? Ben hakim olsam boşamam. Hani her iddia da ispatladınız diye boşanmayı gerektirmiyor. E boşanmayı gerektirebilecek, yani tarafların artık bu evliliği birlikte götüremeyeceğine, evliliğin devamında da her iki taraf için de çocuk varsa çocuklar için de bir menfaatin kalmadığını, bir faydanın kalmadığını kanaat getirecek ki hakim boşanma kararı versin. Şimdi boşanma böyle. Ee, dediğim gibi boşanmada boşanma, çocuğun velayeti, e tazminatlar ve nafaka görülüyor. E bazen şimdi çok görmüyorum o zihniyet davaları ile ilgili. İşte düğünde bana şu takılmıştı, şu kadar altının bileziğim vardı bilmem neydi diye bu tür eşyalara ya da altınlara ilişkinde davalar açılıyor. Aslında onların bir kısmı şeye de giriyor. Çok teknik olduğu için ayrıntıya girmeyeceğim. Bir kısmı mal paylaşımına giriyor. Mesela düğünde takılan takılarda 2002'den sonra evlenmişsiniz. 2002 1 Ocak'tan sonra evlendiniz. Düğünde takılan takılarda e, kimin üzerine takılıyorsa o onun kendi şahsi malı kabul ediliyor. <laughs> Öyle mi? <Ya>, evet. Ben bunu... dikkat edin. Şimdi bazen bana kızıyorlar espri olsun diye, diye şey diyorum. Düğün fotoğrafları falan geliyor o zaman ortaya. Geliyor geliyor. Şey diyorum yani düğünde diyorum takarken hani kime takarsanız onu malı olacak? Hani genelde adettir ya bizde geline takarlar evet. falan. Hani ileride bir şey olur da Bizim ...biz taktık, bizim malımız bizim olsun diyecekseniz kendi çocuğunuza takın diyorum ben evet. insanlara. Şimdi Hani, gelinlik hani evlilik aşamasında diye. insanların hoşuna gitmiyor bu ama evlilik aşamasında kimse boşanmayı düşünmek istemiyor ama işin doğrusu bu. Hani bize gelen eğitim veren hocalar şeyleri böyle anlattılar. Kitaplar da öyle yazıyor. Hani takılar, düğünde takılan takılar... Kimin üzerine takılmışsa onun kendi şahsi malı kabul Nasıl sepet dolaşıyor da oluyor ortak mı? Nasıl? <laughs> sepet dolaşıyor bir de böyle. Öyleyse tamam, ortak hepsi. <laughs> hepsi ortak. Şimdi eşyalar da aslında 2002'den itibaren yapılan evliliklerde alınan eşyalar da eğer siz önceden evinizden bir şey getirmediyseniz, önceden var olan bir paranızla onu almadıysanız, onlar da ortak, her şeyiyle ortak. Dolayısıyla bunlar da mal paylaşımının konusuna giriyor ve bu da mutlaka boşanma davasından sonra olması gerekiyor. Hı hı. Çünkü mal paylaşımının birinci şartı mal rejiminin bitmesi gerekiyor. Nasıl bitiyor mal rejimi? Boşanmayla bitiyor, ölümle gidiyor, bitiyor ya da mahkeme kararıyla. Mesela boşanmak zorunda değilsiniz. Evlilik devam ederken mal rejimini değiştirmek için ya da bu tasfiyi sağlamak için ee, mesela eşiniz birdenbire e, bir işe kalkıştı. Bütün birikiminizi de orada kullanmak istiyor. Sizde çok büyük risk görüyorsunuz. O işe girsin istemiyorsunuz. Düşünüyorsunuz bütün mal varlığınız gidecek. E, sizin aldığınız bir ev var ama onun üzerine yapmışsınız. Böyle yani, hikayeden atıyorum şimdi. Hakime gidip benim eşim böyle böyle işler yapıyor. Bu farklı olabilir yani. Önemli olan burada sizin mal varlığı hakkınızın tehlikeye girmesi. Eşinizin yaptıkları ya da yapacaklarından dolayı mal varlığı hakkınızın yok olacağı kanaatinin oluşması, sizin zarar göreceğiniz kanaatinin oluşması. Eğer böyle bir durumu ispat edebilirseniz mal rejiminin değiştirilmesini de isteyebiliyorsunuz. Şimdi var olan evlenirken bir anlaşma yapmazsanız mal ortaklığını kabul etmiş oluyorsunuz. Ha, mal ayrılığını da isteyebilirsiniz ama ya evlenme memuruna evlenirken biz mal ayrılığını talep ediyoruz. Onu seçiyoruz mal rejimi olarak diye beyanda bulunacaksınız. Ya da evlenmeden önce gidip notere ya da nikahtan hemen sonra gidip notere biz kendi aramızda evliliğimiz süresince mal ayrılığını kabul ettik diye deyip sözleşme yapacaksınız. Ama bizim kültürümüzde hani ben de daha işim bir ben evlenmeye kalksam de demem yani avukat olmama rağmen. Hani biz evleniyoruz ama bak <laughs> yani mal ayrılığı sözleşmesi yapmak istiyorum ben. Herkesin malı kendisine kalsın diyemezsiniz tabii yani. Tabii denmez. Şirket ortaklığı mı kuruyorsunuz yani? Aynen öyle yani. İyi şeyler için bir araya geliyorsunuz. İyi şeyler hayal ediyorsunuz. Böyle bir tutum sizin böyle çok paracı malcı biri olduğunuzu ortaya koyar, düşündürür O ilişki de bozulur. Ben hiç görmedim başından sözleşme yapanı. Evet. O yüzden zaten yasada değişti. Önceden bu sözleşme yoksa mal ayrılığı biçimindeydi. E, Türkiye'de zaten malların %99'u erkekler üzerinde. Ayrılık halinde de kadın bunlardan hak talep edemiyordu. Eğer çalışıp kazanıp da oraya bir katkıda bulunmamışsa öyle bir hak talebi de olamıyordu. Dolayısıyla kadını korumak amaçlı e, mal ortaklığı getirildi 2002'den itibaren. Ee, evdeki eşyanız, evlenirken aldığınız eşyanız, düğünde takılan birbirine değil de sepete konulan altınlar <laughs> ondan sonra ve sonrasında edindiğiniz kimin adına olursa olsun tüm mal varlığı 150 150 ortak. Ama bunun çeşitli bir şey var. Zannediyorlar ki talepler şöyle geliyor. Eşimin üzerine bir ev var. Boşanacağız tamam ama yarısı benim. Öyle değil. Bir kere tapunun yarısı sizin olmuyor. ...ya da arabanın yarısı değil... ...size onun değeri neyse... ...boşanma davanın açıldığı tarihteki değeri neyse... ...onun yüzde ellisi kadar... ...size alacak hakkı sağlıyor... ...dolayısıyla... E, ...tapu iptal olacak... ...zaten yarısı benim... ...bu düşünce biçimi yanlış... ...doğru değil... E, ...biraz önce anlattığımıza devam edelim... ...mal rejimi nasıl e, sona eriyordu... ...ya mahkeme kararlı... ...biraz önce anlattığım gibi... Mahkeme kararıyla sizin haklarınız zarar görüyor diye hakimden rejimi değiştirmesini istiyorsunuz. Mal ayrılığı rejimine geçiyorsunuz mesela. Ya taraflardan biri ölüyor yahut da boşanma olması gerekiyor. Şimdi biraz önce anlattım ya alacak hakkı sağlıyor size diye. E bu arada siz boşanma davasının görülmesi minimum iki sene, hadi 3 yılı da buluyor eğer temiz olursa eskiden 6 ayda gelen dosyalar şu an bir buçuk yıldan önce gelmiyor Yargıtay'dan. Temiz Hı. gördüyse hangi nedenle olursa olsun. Dolayısıyla 2 ila 3 yıl arasında bir süreç var boşanma ile ilgili. E boşanma bitecek, kesinleşecek. Sonra siz bu mal varlığı rejiminin tasfiyesi için hani mal paylaşımı için dava açacaksınız. E o arada ya satarsa, parasını da yerse. Siz de gittiniz. Evet boşanma tarihinden öncesini tartışacağız boşanmadan önce şu malımız vardı, şuydu buydu dediniz. Mahkemede sizi haklı buldu. Size 100 milyar alacak hakkı, katılım alacağı dedi. 100 milyar evet siz evlilik birliği içerisinde edindiğiniz malların %50'si size ait. Bu malların ederi 200 bin lira. Sizin de bunda 100 bin lira alacağınız var dedi. Aldınız mahkeme kararını elinize. Ama bu arada bu adam üzerindeki her şeyi boşalttı. Gerçekten de satabilir. illa kaçırmak amaçlı olması falan gerekmiyor yani. Evet. E ne yapacaksınız? Alacaklısınız ama alacaklısınız. El, el, el başa. <laughs> yani işte bunun için biz boşanma davasını açtığımız gün mutlaka bir de mal rejimine dair bir dava açıyoruz. Paylaşımına dair dava açıyoruz. O davada da ortak edinilen o mallar üzerine tedbir koydurtuyoruz. Bunlar üçüncü kişilere rızayen satılmasın, icradan satılmasın vesaire diye tedbir koyduruyoruz. O yüzden hani her ne kadar boşanmadan sonra açılması gereken bir dava olsa da mal paylaşımı davası e, biz e, hak kaybına sebep olmasın hani tahsil edilebilsin sadece hakkı elde etmek önemli değil gerçekten o hakkı fiilen de elde etmek önemlidir. O nedenle biz mutlaka iki davayı aynı hafta mümkünse aynı gün açıp o mallar üzerine de tedbir aldırıyoruz. Geçen en son açtığımız davalardan birisinde mesela şeyleri... Ee, Menkul kıymetle borsa oynuyorlar ya Hı. oradaki e, hisse senetlerinin her şeyini bloke ettirdik. Ne oldu? Bir de şöyle işe yarıyor. Ee, tıkadığınız zaman karşı tarafı, hani sardığınız zaman etrafını e, gelip barışıyorlar mutlaka. Biraz önce bahsettiğim olayda e, yaklaşık yaklaşık 500 bin lira civarında şeyi e, hisse senedini sürekli hareket halindeki hisse senetlerini bloke ettirdik. Ee, ev vardı yanlış hatırlamıyorsam araç vardı falan onları bloke ettirdik. Adamızın geri geldi. Karıcığım seni çok seviyorum da barışalım da bilmem ne de. Barıştılar ama ben biliyorum iki sene sonra tekrar gelecekler. Evet. Çünkü bu gerçek anlamda bir barışma değil yani. Menfi. Yani evet birisi sıkışıyor ve eşler birbirlerinin zayıf taraflarını çok iyi biliyorlar. Ama bazen takkadan kumar gibi bir şey oluyor yani insanlar <gülüyor> <gülüyor> için birikimlerini değil mi? E, belli bir sadece bir bireyin üzerinden hareket edebilsinler. Yani e, şimdi ben mesela bununla ilgili bir sorum olsun hemen yakın çevremden hatırladığım kadarıyla mesela bir e, arkadaşım vardı yurt dışında kalır oradan buraya para yolladılar ev alınsın diye. Mesela adam kendi değildi de annesinin üstüne almış evi. Mesela geldiler sonra ayrıldılar tamamıyla adamın tarafında kaldı dedi. ama e, beraber kazandıkları bir şeydi hani bu e, yurt dışında böyle ee... Şimdi o katılım alacağı davası değil de o kişiye karşı bir alacak davası biçiminde açılabilir. Hı hı. Yani benim üçüncü kişiler bizim katılım alacağı davasına nasıl katılıyorlar biliyor musunuz? Ben burada öyle bir dava açtım. Ee, ilk defa uygulaması yapılıyor. Sonucunu merak ediyoruz hep beraber. Ee, şimdi biz yasa buna uygun diyor ki yasa. Eğer diyor eşlerden birisi malı üzerinde olan kişi mallını azaltmak, hani muvazalı, anlaşmalı olarak mal kaçırmak amacıyla mallarını üçüncü kişiye kaçırırsa siz diyor üçüncü kişilere karşı da davayı açabilirsiniz. O da onları davaya dahil edebilirsiniz diyor. Hı hı. Aradaki fark şu. Genelde hani boşanma bittikten sonra açılıyor dedik ya şeyleri bir yıl hı hı. içerisinde. Boşanma kesinleştikten sonraki bir yıl içerisinde katılım davası açıyorsunuz. Boşanma 10 yıl da sürebilir. Evet. 5 yıl da sürebilir. İsterseniz yasa olarak bekliyorsunuz. Hiçbir hak kaybınız olmuyor. Ama ee, mal kaçırmışsa mal kaçırmışsa yasa diyor ki üçüncü kişileri dahil edeceksen işin içine malları kaçırdı bunların üzerine geçti bu mallar deyip de onlara da davaya dahil edeceksen o zaman bunu bir yıl içerisinde açacaksın diyor. Boşanma davasının açıldığı tarihten itibaren bir yıl. Hı hı. O yüzden eğer işin içinde üçüncü kişiler varsa, üçüncü kişilerin üzerine mal geçirme, kaçırma söz konusuysa mutlaka katılım alacağı davalarının boşanma davasına açıldığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde açılması gerekiyor. Hı hı. Ve hakimin takdirinde hakim isterse o üçüncü kişiler üzerinde olan mallar üzerine de tedbir koyabiliyor. Ve siz alacaklı olduğunuzu ispatlar. Hani o malları ortak edindiğinizi, mal rejimine e, dahil olduğunu ispat eder. Ee, ve oradaki alacağınızı karara bağlatırsanız, o mallı kaçırılan, üzerine geçirilen kişilere karşı o malın değeri kadar talepte bulunabiliyorsunuz. Gidip onlardan isteyebiliyorsunuz o hakkınızı. Hı hı. Yani bu çok önemli bir ayrıntı. Uygulaması pek olmayan bir ayrıntı Balıkesir'de. Ama bir yıl içinde olacaksınız. Hayır, iş işten bir değil. yıl. Bir yılda açmazsanız üçüncü kişileri işin içine katamıyorsunuz. Hı hı. Bir de e, çok bilinmeyen bir konuyu söylemek istiyorum. Hani mal rejiminin sona ermesi gerekiyor dedik ya işte hakim kararı ölüm ya da boşanma dedik. Ölüm halinde her şey miras gibi düşünüyor insanlar. Yani tamam ölüm oldu ne varsa eş dörtte bir geri kalan dörtte üçü kaç tane çocuk varsa o paylaşacak şekilde yasadaki miras payları gibi düşünüyorlar. Halbuki öyle değil. Önce evlilik birliği içerisinde edinilmiş malın yarısı eşin diğer yarısı de. mirasa dahil. Tabii. Hani bunu çok insan atlıyor benim fiilen gördüğüm kadarıyla uyarıyorum ben hep insanları. Ee, ve eşlerin özellikle e, önceki bir eş varsa ölen eşin önceki bir eşinden çocuğu bilmem nesi, başka mirasçıları varsa çocuklar dışında e, genelde e, sağ kalan eşi çok yıpratıyorlar. Evini sattırmaya çalışıyorlar onu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Burada da yasa eşi koruyor. Eğer siz... Ben bu evde, hani burası benim eşimle birlikte olduğum ev, bunlar birlikte kullandığımız eşyalar. Ben bunları istiyorum diyorsanız, kullanım hakkında isteyebilirsiniz, mülkiyetini de alabiliyorsunuz. Böyle bir tercih hakkı var kadınların ya da erkeklerin, yani sağ kalan eşlerin hani çok çünkü kullanılır bu evden çıkartmak, yıpratmak için karşı tarafı. Özellikle dediğim gibi önceden, önceki evden falan çocuk varsa veya çocuksuz ölmüş de karşı tarafın kardeşleri, kardeş çocukları falan işin içine girmişse bunu çok kullanıyorlar. Sağ kalan işi, acısını bile yaşatmıyorlar. Tabii. Hani ölene mi yansın? Burada bir miras paylaşım kavgasına girilmiş. Seni evden çıkartmaya, evi satmaya çalışıyorlar. Bununla mı uğraşsın? Çok zor öyle anlar. Ama Hani kimse benim başıma gelmez demesin. Hepimizin başına Peki gelecek şey, şeyler. E, bu tip mesela bir Türkan Şuray'ın olayı vardı. Mesela nikah yoktu. Hani böyle birliktelikte de bir şeyler kazanılmış olabiliyor. Valla Yargıtay'ın kararları sürekli değişiyor. Yani bir dönem e, şeye de mirasçılık anlamında sorun yok. Hani e, bir dönem e, gayrimeşru çocuk, çocukların mirasçılığını kabul etmiyorduk. İmam nikahlı eşlerin haklarını kabul etmiyorduk. Yargıtay bunu dönemle yasada yok halen de Yargıtay'ın kararlarında dönem dönem değişen şeyleri oluyor. Hı hı. E, ama bizim anlattıklarım resmi nikahlı eşler için. Hı hı. Bu anlatılanların hepsi. Ee, bu boşanma sürecinde zaten miras hakkından da vazgeçmiş oluyorsunuz değil mi? Ee... Mirasçılık, eşin mirasçılık sıfatı var. Siz boşanmayla eş sıfatını kaybediyorsanız mirasçı, mirasçı olamazsınız mı? zaten. Sadece çocuğunuz mirasçı. Dün bana bir soru geldi. Ee, bir hanım e, anne babadan tek çocuk e, fakat babanın önceki eşinden de bir kız bir oğlan var. E, Abla ve abi yani. Abi kısıtlı, vesayet altında. Abiye bu kız bakıyor. Ee, ve o eski eşten, yani üvey kardeşlerin annesinden kalma bir ortak miras ev var. Benim buraya mirasçılığım söz konusu olacak mı? diye sordu. Şimdi orada baba sağ olsaydı, şey, pardon çok özür dilerim, ee, eşler ayrıldıkları için artık babanın ee, sağ bile olsa mirasçılık hakkı yok. E, senin de onunla bir kan bağın yok. Mirasçı olma ihtimalin yok. Ancak sana mirasçılık babadan dolayı gelir. Baban ona mirasçı olursa gelir. Dolayısıyla senin mirasçılığın söz konusu değil. Ancak baktığı abisinin hiç çocuğu yok. Evli de değil. E, anne baba da sağ değil. E, o ölürse ne olacak? Çocuğu yok, eşi yok. Anne babaya çıkacak mirasçılık. E, anne baba ölmüş o zaman kardeşlere gidecek. Kardeş de zaten iki kardeşsiniz. Sen abinin payı burada anneden gelen ev olduğu için iki kardeşler önce yarı yarıya. E sonra abi ölünce miras konusu ne olacak? O evin yarısı olacak. O yarının da sen yarı hissedarı olabilirsin ancak ama ölümden sonra. Hı hı. Onun dışında. Yani ha, mirasçılık farklı bir şey. Tabii. Eşe mirasçılık hakkı veriyor. Çocuğa veriyor, anne babaya, kardeş kardeş çocuklarına veriyor. Yani diğerlerinin hukuki bağınız bitmişse eş sıfatı eski eş değil eş sıfatınız yoksa mirasçı olamazsınız. Evet. E, kardeş kardeş çocuklarına da eğer şey yoksa değil mi? Eş, çocuklar yoksa. Çocuklar yoksa. Çocuk yoksa. Onda da çok büyük sıkıntı oluyor. Bizim öyle de davalarımız var. Hani genelde eşler birbirini korumak için çünkü birlikte çalışıyorlar, çabalıyorlar, mal varlığı ediniyorlar. İkisinin de iradesi ya birimize bir şey olduğunda bunları biz birlikte edindik. Yani diğeri bunu en azından ölünceye kullansın. Diğerinin olsun her şey diye. İşte vasiyetname yapanlar var, miras reddi yapanlar var falan filan. Fakat tekrar söylüyorum, bizim ya benim gördüklerim öyle. Zaten öyle olmasa ben görmem gerçi de. yani en <laughs> yani sorunlu kişileri görüyorsunuz tabii. E hayır hayır, sorun yoksa zaten bize gelmediği için bize gelenler dolayısıyla sorun çıkanlar. Ya ne sizin hiçbir katkınız olmamış ne kadar havadan insanlar şey meraklısı e oldu niye mal para söz konusu oldu mu? Her türlü değer alt üst oluyor. Hemen o gündeme bizim miras hakkımız, hemen şey de var ya ölüm şey ölüm, hak hakkı, miras, miras helal. E mi? miras hakkı helal. Yani ben bunu hani onun kılıfı da var. Ya ama ama senin buraya rezil kadar bir katkın oldu mu? Yani. Olmadı. Ya adam bak sana bırakmak istemediği için vasiyetname yapmış ya da senin mirasından <laughs> Herkesin şey rüyası var zaten Amerika'daki amcasından, yani. de falasından bir şey kaldı. Ben çok eleştiriyorum. Çok insanlık dışı buluyorum bu. E, yasal olabilir hakları ama e, çok saygısızca buluyorum ya. Doğru değil bunlar. Yani tabii böyle olan da var, şey olan da var. Annesinin babasının mirasını hani kendine konduramayıp bununla bir hayır hasanat yapayım. Tabii. düşünen düşen insanlar bile var yani. Artık ee, diyorum ya ben kötüleri tabii. görüyorum <laughs> Onlar bana gelmiyorlar. Onları duyuyoruz. Onları takdir ediyoruz tabii ama bunları da eleştiriyorum. Şimdi boşanma konusunda tabii vaktimizin de sonlarına geldik. Boşanma Çocuklar, ayrı bir konu. Mal paylaşımı ayrı bir konu. Çocuk ve nafaka konusu var. İsterseniz tamam, hemen küçük onları da. bir Tamam, aradan sonra. aradan, sonra. Tamam aradan sonra. Aradan sonra onları da değerlendirelim. Değerli izleyicilerimiz izleyicilerimiz küçüklerin ardından tekrar e, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle yıpranan tarafların başında e, ne e, kadın tarafı ne erkek tarafı e, çocuklar geliyor dedik. Çünkü güvendikleri sırtları dayadıkları iki e, birey değil mi? Bir e, ayrılık kararı alıyorlar. E, tabii çocuklarda bu noktada bir kullanılıyorsa çok daha sıkıntı yaratılıyor. Bu velayet konusuna girecek olursak Çocuklar da derin iz bırakıyor bu kötü olaylar. Taraflar unutup gidiyorlar gerçekten. O anlamda bence lütfen yani mümkünse çocukları katmasın hiç kimse sorunların içerisine. Şimdi velayette en çok gelen sorulardan birisi de anneler genelde. Çocuğumu benden erkekler tehdit ederler. Çocuğunu da alacağım. Maaşını da alacağım. Şunu da yapacağım. Bunu da yapacağım. Çocuğumu alabilir mi? Kadınların en zayıf noktası. Şimdi velayette esas olan çocuğun menfaatleridir şey düşünüyor bazıları siz gelen sorular şöyle ee, onun maddi durumu şöyle iyi ya da ailesi şu kadar zengin e, daha iyi şartlarda eğitim sağlayabilir özel okulda okutabilir vesaire diye acaba çocuğu benden alırlar mı ya da işte ben kendimi bir yerde sigortalı yüksek maaşlı gösterteyim mi etkisi olur mu velayete gibi Böyle buna benzer bir sürü soru geliyor şimdi esas olan çocuk ve çocuğun menfaatleri çocuğun menfaati dediğinizde de Çocuğu özel okulda okutmak vesaire değil söz konusu olan yani e, maddi anlamda refah seviyesi değil kriter burada e, çocuğun e, kişilik gelişimi yani sosyal psikolojik gelişimi bir birey olarak yetişmesinde hangi ortam daha iyi olacaksa burada anne olmak baba olmak da önemli değil bakın esas olan çocuk hangi yenisinin yanında kalması daha iyi olacaksa e, velayet ona veriliyor e, Şimdi son zamanlarda şöyle bir moda gelişti davalarda bizim. Genelde eşler çalışıyorlar diyor ki babalar. Çünkü küçük yaştaki çocuklar anne çocuğu kabul edildiği için genelde anne tercih ediliyor. Şimdi bunun kriterleri var. Anne akıl hastası değilse, annenin bir hani fuşu böyle ahlaksız bir yaşamı yoksa, çocuğa bulaşıcı bir hastalığı yoksa, çocuğa çok kötü davranmıyorsa hani böyle dövmesi, sövmesi, ağır ihmali söz konusu değilse Anne çocuğu olduğu için velayet anneye verilir. Esas olan hani kadınlar burada gerçekten bir sıfır önde başlıyorlar velayete. Ee, küçük çocuklarda da bahsediyorum. Anne çocuklarında öncelik annede. Ancak dediğim gibi çok ağır ihmal vesaire dediğim diğer şartlar olacak ki anneden çocuğu alabilsin. Ee, esas olan çocuğun menfaati dedik. Ee, burada e, diyorlar ki son moda dediğim konu ikimiz de çalışıyoruz Eşit zaman ayırıyoruz. O anne olabilir, ben de babayım. O da benim kadar, hani ikimiz de, de işten çıkıyoruz, eve geliyoruz. O da benim kadar vakit ayıracak, ben de onun kadar vakit ayıracağım. Hani niye anne çocuğu diyorlar? Öyle değil arkadaş. Hani erkekler bunu anlayamıyorlar bence. Gerçekten anneliğin ne olduğunu, bir çocuğun anneye nasıl ihtiyaç duyduğunu, eşit saatlerde birlikte olsanız bile annenin yerine geçemeyeceğini erkekler anlayamıyorlar. Ee, erkek hakimler Allah'tan anlıyorlar <laughs> bazen tedirgin oluyorum ben tanımadığım e, aile mahkemelerine gittiğimde e, eğer hakim erkekse çünkü herkes kendi görgüsü bilgisi kadar kendi insiyatifi hakim kadar hakim olduğu kadarıyla aynen öyle aynen. yani. Şimdi sizin aileye bakışınız, çocuğa bakışınız, kültürünüz bu konudaki veya kendi aile yaşamınız nasıldır? Boşandınız mı? Gerçi şey aile mahkemesi hakimleri mutlaka evli, çocuklu falan olması gerekiyor ama bu duyguları bilsin diye. <laughs> ama yine de siz nasıl yetiştiniz, hayata bakışınız nasıl, gözlükleriniz nasıl böyle mi, böyle mi? Çok etkiliyor. Yani hakimin kişiliği çok etkili. Bu anlamda ben tanımadığım yerlerde. ...atıyorum Bursa'ya duruşmaya gidiyorum... ...İzmir'e duruşmaya gidiyorum... Ee, ...eğer erkek hakimi çıkarsa... ...gerçekten tedirgin oluyorum... Evet. ...bakış açısı nasıl acaba... ...nasıl hayata bakışı... ...evliliğe çocuğa bakışı nasıl acaba... ...hani o sübjektiflik kısmı... ...takdir kısmını nasıl kullanır acaba diye... ...huzursuz oluyorum açıkçası... ...hani burada öyle bir sorunumuz yok... ...iki tane hakimimiz var İkisi de dört dörtlük gerçekten... ...bu anlamda hani küçük çocuk... ...anne çocuğu herkes biliyor... Ee, küçük çocukta dediğim şartlar yoksa daha hiç aksini görmedim. Ha, siz anne olarak ben istemiyorum dersiniz. Bakmayacağım dersiniz. Babasında kalsın dersiniz o da ayrı. O zaman size kimse zorla veremez bunu zaten. Evet. Ama siz anne olarak istiyorsanız işte anne çocuğu nedir? 5-6 yaş çocuğu genelde. Böyle bir sınırlamamız yok ama bir kriterimiz yok ama nedir? Anne çocuğu öyle bir şey. O yaştadır. Zaten 8 yaşına kadar kişilik tamamen oturuyor bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla o yaş grubundaki çocuklarda anneden alınması için söylediğimiz gerekçeler yoksa anneler tedirgin olmasınlar. Çocuğun velayeti belirlemede esas olan çocuğun gelişimi, mutlu olacağı yer, rahat olacağı yer. Bu kriterler dikkate alınıyor. Sizin maddi durumunuzun değerinden zayıf olmasının bir önemi yok. Onun villada oturmasının, sizin küçük bir dairede oturmanızın bir önemi yok. Oturduğunuz şeyde çocuğun gelişimine engel, küçük bile olsa engel bir şey yoksa, çok kalabalık yaşamıyorsanız, çocuğun kendisine ait bir odası vesairesi varsa, siz de yeterince anne olarak o çocukla ilgileniyorsanız, hiç önemi yok bunun yani küçük bir evde oturmanın, babanın villada oturmasının ya da trilyoner olmasının bir anlamı yok. Çocuğu veriyorsunuz, velayeti verdiğiniz kişiye de vermediğiniz kişinin bu çocuğun giderleriyle ilgili bir nafaka ödemesine karar veriyorsunuz. Hani Türkiye'nin ekonomik koşullarında bu çok sağlıklı değil onu söyleyeyim. Hani atıyorum 200 lira, 250 lira şimdi ortalama nafakalar. Ee, bu çocuğun giderleri yani en basitinden hiç çocukların giderini karşılayacak rakamlar değil bence bunlar. Mutlaka Tevkli. annenin de destek olması gerekiyor. Ha burada şey de var. Ee, bakım yükümlülüğü sadece babaya ait değil. Hani biz kadınlar böyle bağıra bağıra haklarımızı aldık, yeniden medeni yasa yapıldı. Orada da eskiden ailenin reisi baba kabul ediliyordu. Şu anda reis yok, hepimiz eşitiz. Her şeye eşit katkıda bulunmak zorundayız, çocuğa da aynı şekilde. Yani herkes gücü oranında. Yani ben çalışmıyorsam tamam bir sorun yok ama çalışıyorsam sizin çalışıyor olmanız da dikkate alınıyor. Sizin de katkıda bulunma zorunluluğunuz da dikkate alınıyor. Ama bunun bir tarifesi yok. Bazen şey geliyor bana işte maaşının dörtte biri nafaka olurmuş. Yok öyle bir kriterimiz, bir tarifimiz yok. Her hakimin kendi kriteri var. Yani o işte çocuğuna ne kadar para ayırıyordur, çocuk gideri onun için ne kadardır. Bunlar ölçü bence. Kişisel ölçü bunlar. Tabii. O yüzden kimin yargılamayı yaptığı da çok etkili. Ee, onun dışında e, kadının nafaka almasında ise eskiden e, kadın çalışmıyorsa nafaka veriyorduk. Aslında yasal düzenleme böyle değil ama uygulama öyleydi. Çünkü kadın boşanmakla sosyal statüsü aşağı düşüyorsa mesela ben öğretmenim. Eşim bir iş adamı, İşte ben alıyorum ayda 1500 lira, onun geliri 100 lira, 50 bin lira neyse yani benden kat 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 fazla. E Ben eşimle birlikteyken işte müstakil evde oturuyorum, evde çalışanlarım var, şoförüm var, yazlığa gidiyorum, yurt dışı seyahatine gidiyorum, çocuğum özel okulda okuyor falan yani. E ben boşandım, çocuk da bende kaldı, biz bu imkanlardan mahrum kaldık. Çocuğu konuştuğumuz için onu ayırıyorum. Benim sosyal seviyemde bir düşme mutlaka olacak. Çalışıyorsan bile o sosyal seviyenin düşmesini hafifletmek için aslında çalışan kadına da bir nafakanın hükmedilmesi gerekiyor. Hı hı. Yasal düzenleme böyle. Yavaş yavaş uygulama da başladı. Ancak bizde şöyle bir uygulama var. Çalış, eğer e, Yargıtay kararları da destekledi bunu. Kadın bir sürekliliği olan bir iş. Mesela ev temizliğine gidiyordur öyle değil. Evde dantel örüyordur değil. E, arada bir part time işe gidiyordur değil sürekliliği olan güvenceli, sosyal güvencesi olan bir işi yapıyorsa diyordu Yargıtay, o zaman onun nafakaya hükmedemezsin diyordu. Hani o şey hiç dikkate almıyordu yasadaki o sosyal seviyenin düşmesi, o onun telafi edilmesi gerektiği kısmı ile ilgili. E sonuçta bu mahkemelerin kararları da temiz edildiğinde bu insanların önüne incelemeye gidiyor. Haklı olarak yargıtay kararları hakimlerin kararlarını etkiliyor, onları yönlendiriyor. Dolayısıyla şimdi yeni yeni Rakamlar küçük ama çalışıyor da olsa, düzenli geliri de olsa, sigortalı da olsa, hani eğer şey arada böyle bir sosyal fark varsa, hani boşalmakla kadının sosyal statüsü daha aşağı düşecek, imkanları kısıtlanacaksa kadına da nafaka vermeye başladık. Hı. Aslında verilmesi gerekiyor zaten. Değil mi? Ama uygulama da yeni yeni başladı. Ev hanımı olsaydı verilecekti ya o kaderle. Aynen öyle zaten ev Hı -hı. hanımıyken zaten veriyorsunuz. Evet. Yalnız dediğim Çalışmış gibi çalışmakçısızlarınız. Şimdi siz şey mi yani? eş olarak Problem iki mi? öğretmensiniz veya aynı seviyede e, gelir olan insanlarsınız, statünüz aynı. E, burada size e, hani öbür eşin gelirinden hani eve iki maaş veriyordu, tek maaşa kaldınız diye bir nafaka olmuyor. Evet. Bu şeyde dikkate alınıyor, maddi tazminatta. Şimdi siz boşanmakla karşı tarafın maddi desteğini kaybetmiş olacağınız için yani biraz önce söylediğim gibi iki maaş yerine artık tek maaşla geçinmek zorunda kalacağınız için eşin maddi desteğini kaybetmiş olmaktan dolayı maddi tazminat alabiliyorsunuz. Ama boşanmaya neden olan olaylarda karşı tarafın kusurlu olması sizin ondan daha az kusurlu olmanız veya hiç kusurlu olmamanız gerekiyor. Bu tazminatı alabilmek için. Bu ayrı benim biraz önce bahsettiğim hani sosyal statünün korunmasına yönelik nafaka gerçekten böyle arasında uçurum olanlarla, gerçekten sosyal yaşamı, e, gelir düzeyi çok fark edecek e, eşlere ilişkin. Erkek de nafaka alabiliyor. Erkeğin nafaka alma şansı biraz daha zor. Yani siz ev hanımıysanız, çalışmıyorsanız, eşiniz asgari ücret de alsa, 10 bin lira da alsa, genel müdür de olsa sonuçta size her halükarda bir nafaka veriliyor. Ancak erkeğin nafaka alabilmesi için sizin gerçekten hani biraz önce anlattığım durumun tersine olması gerekiyor. Çok hali refahta olmanız lazım. Çok iyi bir gelir düzeyinizin falan olması lazım. Hani erkeğe e, talep halinde bir hani onun da sosyal statüsü düştü diye e, bir nafaka verilsin. Ama ben e, yasa ilk çıktığında 2002'li 2003'lü yıllarda e, şey yapmıştım, talepte bulunmuştum. O zaman başka bir hakim bey vardı aile mahkemelerine bakan. Ya utanmıyor musunuz dedi şey yapmaya dedi. Erkek sen de çalışıp para kazanamıyor musun dedi. Bir dedi nafaka istiyorsun dedi. Bir dedik yasal hakkımız. <gülüyor> 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 Tuhaf geldi yani bu kültüre çok ters o. Ben daha hiç erkeğe nafaka almadım. Evet yani şey gibi sanki talep de etmedik. servet avcısı gibi. Evet bir <laughs> kere durumda. talep ettik o zaman yasa yeni gelmişti. Böyle bir cevapla karşılaştık. Belki onun etkisiyledir. Hiç erkekleri biz talep etmiyoruz nafaka. <gülüyor> <gülüyor> Bizim kültürümüzde pek uyanmış şey değil. Hakikaten. Değil evet değil gerçekten. Ee, Ama tamam. öte taraftan tabii ev hanımı iken e, standart düşüyor diye alıyorsan çalışıyor olmak, üretiyor olmak mu suç değil mi? Ee, i̇şte onu tazminat olarak tazminat veriyor. Olarak. E, Peki e. manevi tazminat niye veriliyor? Hani Bu maddi tazminat. Bu maddi tazminat. Manevi tazminatta da ım, boşalmaya sebep olan sizin ispatladığınız olaylar, sizi manen çok güzel mesela sadakat yükümlülüğünü ihlal yani aldatma veya sizi sürekli aşağılıyordur, dövüyordur, işte hakaret ediyordur, küçük düşürüyordur vesaire. Yani boşanmaya neden olan olay sizin kişilik haklarınıza, onurunuzu zedeleyecek bir şeyse, kişilik haklarınıza saldırı niteliğindeyse o olaylar sizi manen yıpratmış ve üzmüşse o da sizi teselli etmek için verilen bir rakam. O zaman da manevi ama tekrar söylüyorum tazminatta kusur çok önemli. İspatlayacaksınız. Mesela karşı taraf bunları ispatladınız, karşı taraf da sizin başka kusurlarınızı ispatladı. Kusur durumunuz eşit. Tazminat alamazsınız. Ya mutlaka karşı taraf sizden daha ağır kusurlu olacak ya da sizin kusurunuz olmayacak isteyen olarak. Ve artı olarak dediğim gibi boşanmaya sebep olan olaylarda Gerçekten kişilik haklarına saldırı niteliğinde olacak. Manen çok üzen, yıpratan şeyler olacak ki manevi tazminat alabilin. Evet manevi tazminat yönü bu şekilde. Yani böyle. Oluyor bu durumda. Şimdi nafaka bağlandı. Diyelim ki belli bir rakam. Hı hı. Ve ödemiyorsa kişi o borçlu olmuş olabilir mi? Ya mi bırakılıyor? Ay nafaka deyince bir... aklıma yeni yasa geldi. Ondan da kısaca bahsedeyim bunu anlattıktan sonra. Yani nafaka işin en zor kısmı. Mahkeme nafakaya hükmedince birçok kadın bana şey diyor. E, ödemiyor ya nafakayı ne zaman alacağız? Hani karar bugün veriliyor, ertesi gün geliyor nafakamı ne zaman alacağım diye soruyor. Maalesef mahkemeler sadece karar verirler. Mahkemelerin kararlarını kişi kendi rızasıyla uymuyorsa, mesela nafakada mahkeme hükmetti, buyur bir tane sana işte nafakan deyip vermiyorsa eğer, ...mecburen bunu icra yoluyla alacaksınız. Hmm. Götüreceksiniz o mahkeme kararını... ...icraya koyacaksınız. Normal bir icra takibi gibi... ...karşı tarafa tebligat gidecek. E bir de ara kararı... ...hani boşanmaya karar dedikten sonraki değil de... ...arada verilen tedbir nafakaları... E, ilan hükmünde olmadığı için... ...böyle bir borcum yok deyip zaman kazanmak için... ...takibi durdurabiliyorlar. O zaman gidip dava açıyorsunuz... ...mahkeme karar verdi diyorsunuz falan filan... O nafakaya ilk nafakaya ulaşma süreci işlemeye devam ediyor ama sizin parayı ilk almaya başladığınız süre çok uzuyor. İnsanlar haklarını kötüye kullanıyorlar burada. Ee, i̇şte takip açıyorsunuz. Karşı tarafa tebligat gidiyor. Kesinleştikten sonra maaşı varsa maaş halsine yöneliyorsunuz. Veya evine gidiyorsunuz. Ben en çok şey yapıyorum eski eşlerde. Yeni mutlaka yeni bir hatun varsa eve gidiyorum. Hiç maaşa falan dokunmuyorum. Topluca alıp gidiyorum. Hani şeylerin o insanların hassasiyetlerine dikkat ediyoruz. Nereye basarsak tamamını alabiliriz. Mantığıyla hareket ediyoruz ama. yani evet. her türlü icra işlemiyle alabiliyorsunuz. Ama karşı taraf işten çıkıyor. Sigortadan kendini çıktı gösteriyor. Kaçak çalışıyor üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığı olmuyor. İstediğiniz kadar nafakanız olsun alamadıktan sonra. Bu tür, bu tür durumlarda da şunu yapıyoruz. İcraya koymanız şartıyla, icraya koyuyorsunuz. Tebligat da gidiyor. En az iki nafaka falan işledikten sonra e, nafaka borcunu ödemiyor diye bir ceza davası açıyoruz. Ceza davasında da tek o ok kaldı zaten hapis cezası çıkan. E, bir aya kadar hapis cezası çıkıyor. E, o hapis cezası çıkınca da Bazısı gidip yatanını da gördüm ben Ama büyük bir kısmı Hapse girmemek için getirip topluca o parayı yatırıyorlar e, Sonra yine yatırmıyor yatırmıyor Gene dava açıyorsunuz falan Böyle senede bir bir buçuk senede bir para Alıyorsunuz o tür durumlarda e, Şimdi şiddet varsa Evliliğin Bitme nedeni şiddetse Ve yani boşanmaya da ee, şiddet kanalıyla girmiş o süreçten başlamışsanız yeni bir yasamız var hani hep anlatıyoruz ya kadına karşı şiddetle ilgili 4320 sayılı ailenin korunması yasası vardı orada hakim evet. hiçbir şey ispat etmeniz gerekmiyordu gidiyordunuz İşte ben eşim şiddet görüyorum yani görme ihtimalim var görmüş olmanız da gerekmiyordu işte evi bana tavsiye edin çocuklarla, eşimi evden uzaklaştırın, telefonla iletişim kuramasın, silahını versin falan filan bir takım tedbirlere hükmediliyordu. Bir de nafakaya eğer evin geçimini sağlayan, şiddet uygulayan kişi ise nafakaya hükmediyordu hakim. Bu da aynı diğer mahkemelerde aldığımız kararlar gibi götürüyorduk, icrayı koyuyorduk, süreç aynıydı. Şimdi yeni yasada bu 4320 sayılı yasa kalktı onun yerine Ailenin ve kadının korunmasına dair yasa diye yeni bir yasamız geldi. 20 Mart'ta da bugün ayın 30'u mu oldu? 29. 29 bugün değil mi? Hı hı. Yani 9 gün önce resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi burada diyor ki Hakim diye önüne gelen olayda diyor, nafakaya hükmeder. Kişinin talebine bakmaksızın da doğrudan kararı icralara gönderir. icra daireleri de hiçbir harç, masraf, posta pulu hiçbir şey almaksızın bunları suçüstü ödeneğinden karşılıyorlar Cumhuriyet Savcılığı'nın. Buradan karşılamak kaydıyla doğrudan kişi SGK kapsamında maaşlı birisi ise doğrudan maaşından keser diyor. Yani o eski uygulamamız hani özellikle şiddet uygulayan şiddet gören kadınları korumaya çalışırken yaşadığımız ekonomik sıkıntılarını... nafakaya ulaşma sürecini bu şekilde bu yasa kısaltmış vaziyette. Ama e, ee, nedeni şiddetse ve şiddet nedeniyle yola çıkıyorsanız önce bu yasadan faydalanıp buradan karar alıp bu da 6 aya kadar ama devam ediyorsa uzatılabiliyor tekrar istenebiliyor falan. Hani ancak burada bir kısa yol var. Hı -hı. Hani doğrudan bir maaşı vesairesi varsa. Onun dışında nafakayı alamıyorsanız icra, icra işlemini başlatıyorsanız öyle de alamıyorsanız ancak ceza davasıyla. Evet. Nafakayı almayı beklemek mi lazım yoksa aslında bu dava boşanma davası sonuçlandıktan sonra riske atmamak için hemen nafaka davasını da açmak gerekir mi? Hayır, hayır. Şimdi benim bahsettiğim bir boşanma boşanma davası varsa velayet vardır, nafaka vardır, maddi manevi tazminat mutlaka vardır. Çünkü bu saydıklarımız boşanmanın ferri niteliğindedir. Hani boşanmaya bağlıdır. Boşanma yoksa bunlar olmaz. Evet. Anlatabiliyor muyum? O nedenle e, nafaka da, velayet de, tazminat da mutlaka boşanma davasının içinde görülür. Dava devam ederken daha boşanmanın olup olmayacağı belli değil. Ama dava açmakla taraflar ayrı yaşama hakkı elde ediyorlar. Dolayısıyla nafakanın şartlarını taşıyan çocuklar zaten var. Her halükarda var. 18 yaşından küçükler. şartları taşıyan kadın içinde birlikte tedbir nafakası diyoruz biz buna. Adı değişiyor yani. Dava süresince <laughs> nafaka alıyorsunuz. Boşanmaya karar verilirse bunun adı değişiyor. Çocuklar için iştirak nafakasına, kadın için yoksulluk nafakasına dönüyor. Ama siz 18 yaşını bitirdiniz. Bir işte çalışmıyorsunuz, bir geliriniz yok, okuyorsunuz. O zaman annenize, babanıza karşı dava açıp nafaka isteyebiliyorsunuz. Buna da yardım nafakası deniyor. Onu kendi yapıyor çocuk. 18 yaşından büyük çocuklar ee, onun dışında ayrıca bir nafaka davası yok. Ne, nasıl olur? Siz boşanma davası sırasında istememişsinizdir çocuklar için ama. Kendiniz için istememişsiniz bir daha hakkınız yok. Çocuklar için istememişsinizdir, feragat etmişsinizdir. Sonradan da ya ben çocukları istiyorum diye fikir değiştirmişsinizdir. Gider davanızı açarsınız boşanma sırasında istemiyorum deseniz bile. Hı hı. Gider dava açarsınız o çocuklara da nafaka hükmedilir. Öyle bir nafaka davası ayrıca olur. Onun dışında ayrıca hani boşanma olmaksızın nasıl nafaka olur, davası olur? Ee, taraflar ayrı yaşıyordur. İki tarafta birbirine boşanma davası açmıyordur. Ayrı yaşamakta haklı olduğunuzu ispat etmek şartıyla hiç boşanma davası açmadan da gidip nafaka davası açabilirsiniz. Ancak böyle oluyor. Evet ben bunu da sormak istiyorum. Çünkü bazıları da öyle yapıyor. Yani eve uğramıyor, parasını da alıyor, gidiyor. Hani kadın evde mağdur, hani baş... Boşanma olayı da yok böyle bir. Boşanmak zorunda e, değiller. <laughs> yani gidip e, bunları anlatarak da e, nafaka isteyebilirler. E, boşanma yokken evlilik devam ederken ki nafakanın tek şartı ayrı yaşamak ve nafaka isteyenin de ayrı yaşamakta haklı olması gerekiyor. <laughs> yani siz mesela eşinizi e, terk ettiniz ve siz haksızsınız. Evi terk eden sizsiniz, haksızsınız. Gidip bir de nafaka davası açıyorsunuz. Eşim bana nafaka ödesinde. Öyle yok. Yani sırf ayrı yaşamanız yetmiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Peki şey e, de karşımıza çıkabiliyor bazen biz de basın olur Eve hiç bakmayan Erkek olabiliyor mesela. Poşanmalı. Hani eve de gelip gidiyor. Yani ayrı da değil. Ama hiçbir şekilde eve bakmıyor. Şey Biraz yapıyorlar. önce bahsettiğimiz ailenin ve kadının korunması yasası bu zaten. Orada ekonomik şiddet, Hı -hı. sosyal şiddet, sadece şiddet fiziki şiddet değil yani. Cinsel Tabii. şiddet. Şiddetin her türlüsü bu yasa kapsamında, o zaman gidip hakime, hatta susurlukta hatırlar mısınız bilmiyorum. Ee, benim bildiğim tek örnektir. Bir hakimimiz, erkek hakimimiz, bu e, ailenin korunması yasası kapsamında kadının erkeğin maaşını kadına bağladı. Yani çekme hakkını ona verdi. Tamamını. Evet. Ha bunlar yapılabilir. Yeter tamam. ki hakimler istesin. Hakimlere yasalar o kadar çok hak tanıyorlar ki. Bir de insanlar haklarını bilmeliler. Tabii. Yani bilmeyince talep yoksa Sakin kendiliğinden kim ne yaşıyor bilemez. Kendiliğinden işlem de yapamaz. Yani talep etmeyi bilsinler. Tamam medeni kanunun boşanmaya dair hükümleri nedeniyle değil ama 6.284 sayılı ailenin ve kadının korunmasına dair yasa hükümlerinden dolayı beni evime göndermiyor, ailemle görüştürmüyor, elimden maaşımı alıyor. Ee, i̇şte bana cinsel istemediğim halde benimle birlikte oluyor, cinsel şiddet gösteriyor. Yahut da işte para bırakmıyor, vermiyor, maaşını gidip kendisi yiyor. Biz çoluk çocuk açız sefiliz. Bu da bu yasa kapsamında. Yani gidip aile mahkemesine hiçbir masraf olmaksızın ve aynı gün karar verilmek zorunda. Beklemeleri de yok. Gidip benim durumum bu bu, beni bu yasa kapsamında korumaya alın dedikleri anda herkes, tüm hakimler... Bunun devamını hemen polis uyguluyor, uygulamaları polis yapıyor. Hemen hakim icraya gönderiyor nafaka kararını direkt kesiliyor falan. Çok eskisine göre gittikçe daha iyiyiz yani. Şu ve yasa çok çok hızlı daha olmuş iyi. olmuş olması ve çok çok önemli hani Tabii. bu yasanın değil mi? Hanım bu şiddet gören kadınlarda hep anlatıyorum. Yani ekonomik nedenle Hakik geri dönen şey yok yani. Ha geri dönen çok oldu ama. Şimdi zaten adam kadının vasıfsız, çalışmıyor. Üç tane, beş tane çocuk var. Ev, kira. Çocuklar okula gidiyor. Kirayı mı ödeyecek, faturaları mı ödeyecek, çocuklara açlık mı verecek, pazara mı gidecek? Yani çok insanın özellikle kültür seviyesinin alt seviyede olduğu e, kesimde anne babalar da çok sahip çıkmıyorlar. Hani o dediğimiz mantıklı. Yani Ama ne olursa olsun evlilik devam etsin. Biz destek olursak boşanır, Bize gelir. Neyse mantıkları. Çok destek olmuyorlar. Destek olmayınca kadın mecbur o işkenceye geri dönüyor. İşte bu yasanın en iyi taraflarından birisi bu. Birincisi bir ay için acil bir durum varsa. Şimdi bir de şu da var yeni yasada artık mülki amirlerden. işte polis karakolundaki komiserden, validen, kaymakamdan da bazı tedbirleri almasını isteyebiliyorsunuz. Hepsi değil ama Bazılarının işte size sığınma evi sağlanması, barınma yeri sağlanması, çocukların korunması, öbürünün evden uzaklaştırılması gibi onların da artık karar alabileceği konular var. Mutlaka hakime gitmek gerekmiyor. Biz mesai saatlerini beklemek zorunda kalıyorduk kararları almak için. Şu anda mesai saati bilmem ne mevhumu yok. Hakimi bulamıyorsan, polisten istiyorsan, polisi bulamıyorsan, kaymakamdan istiyorsun. Mutlaka o anki çözümü sağlıyorlar. Bir de bir aylık ihtiyacınız, şartlarınız varsa Aile Bakanlığı'nın bütçesinden karşılanıyor. Yani acil durumlarda sonrasında o para da karşı taraftan aynı vergi borcu gibi amme alacağı olarak tahsil ediliyor. Evet. Ha bu yasanın tek kötü tarafı var. Yani hükümlerde iki tane daha doğrusu benim eleştirdiğim. Bu yasanın taslağında birlikte yaşayanlar ve nişanlılar da kapsam içindeydi. Onu çıkarttı bakanlar kurulu ve tüm ısrarlara, tepkilere, taleplere rağmen e, yeniden e, ikinci kere gönderilen taslağa da bu konulmadı. Bir de e, bu kararlara uyulmaması halinde nafakasını ödemediğinde, hani biraz önce bahsettiğimiz <laughs> hapisten ayrı olarak bu karar bu yasaya göre hakim evden uzaklaştırma verdi, nafaka verdi vesaire. Nafakayı da ödemediniz. Bu kararı ihlal ettiğiniz için 3 ila 6 ay hapis cezası vardı. Ve kamu davasıydı. Şikayetten vazgeçtim, istemiyorum, kocam yatmasın demek fayda etmiyordu. Şimdi bunu 3 ile 10 gün arasında zorlama hapsine çevirdiler. Onun ne demek olduğunu bilmiyorum yani. Zorlama hapsi nasıl yapılacak? Aradaki farkı gerçekten bilmiyorum. Zorlama hapsine çevirdiler ama. Bence iki konu çok kötü. Onun dışındaki... İşte elektronik kelepçedir vesairedir o tedbirlerin gelmesi, bu konuda e, uzman birimlerin en en aşağıdan en tepeye kadar uzman birimlerin oluşturulması, işte yetkinin e, karakollara, amirlere, mülki amirlere dağıtılması e, gibi e, olumlu çok şey var ama bu iki konu çok büyük eksiklik diye düşünüyorum. Evet. Yani çok hakkımız var. ya Yeter ki kullanalım. Evet. Bir de biz baro olarak, kent konseyi olarak ne hangi platformda olursa olsun herkes birilerin elinden tutmaya ve aydınlatmaya çalışıyor. E, lütfen yeter ki talep etsinler yani herkes yardımcı olmaya hazır. Evet bu konuda hakikaten çok önemli sizin bu sohbetinizde. Ben de çok teşekkür ediyorum. Vaktinizde ben teşekkür ederim. geçti. Gerçekten e, bu kadar kısa zamanda çok önemli bilgiler paylaştınız bizimle. Siz ne kadar anlatsanız da böyle bir gerçekle karşılaştığımız zaman yeniden yeniden duyma ihtiyacı duyuyoruz. Tekrar tekrar ee... program yaparız, <laughs> anlatırız. Anlatmaktan yana sıkıntı Özellikle yok. Özellikle hani bu değişen yasalar da tabii bir, bir öncesi nasıl, şimdisi nasıl, bunları da gözden geçirmek adına çok faydalı oluyor ama... ...artık günümüzün evlenmek kadar gerçeği olan bir kavram boşanmada. Çok fazla. Ee, çok fazla. Ee, dediğiniz zaman asıl olan insanın mutluluğu, güzel bir hayat sürebilmesi şu geçici dünyada artık hani bu kaderimdir çekerim gibi bir şey mentalite bu kadar hani ülkemiz şartlarında artık biraz daha dikkatlice düşünülmesi gereken bir şey kendi hayatımızın adımdan atarken değil mi? Lütfen herkes hayat kısa. Hiç hayatı ötelemesinler. Mutluysa devam etsinler, değilse sorunları çözmeye çalışsınlar. Çözülmüyorsa da kimse katlanmasın bunun. Çocuklara da kendilerine de faydası yok ama hani insan gibi efendice kibarca boşanılsın evet, kötü olunması hani evet medeni olmak lazım diğer türlüsü de kötü. Evet çok doğru söylüyorsunuz çok teşekkür ediyorum ben teşekkür değerli ederim değerli vaktinizi ayırdınız bu yoğun bizimle birlikte oldunuz.